Geçmiş günlerde paylaştığım video tahmin ettiğim gibi One Piece Türkiye topluluğunda büyük bir yankı uyandırdı. Teorinin ana çıkış noktası, vermek istediği mesaj ve dikkat çektiği yerler devrim niteliğindeydi. Buna rağmen birçok kişi teorinin bir kısmı çok iyi ama bir kısmı da çok garip diye yorumlarını belirtti. Ben de bu videoyu çekme gereksinimi duydum. Çünkü teorinin asıl yapımcısına saygısızlık olmasın diye orijinalinden kopmadım, aksine tüm dediklerini ispatlayacak birkaç tane ekleme yaptım. Tabi bu izlediğiniz video buzdağının görünen kısmı. Bazı eklemeleri maalesef çıkarmak zorunda kaldım. Dilerseniz fazla uzatmadan yorumlamaya geçelim. Ben ilk olarak One Piece yazarının yani Eiichiro'nun yapmış olduğu muazzam iş olan foreshadowing'i yani Türkçesi önceden haber vermeyi ve sayılarla oynamasını size çok basit ve çok ünlü iki örnekle açıklayayım. Bundan 10 yıl öncesine gidelim ve size Cricket'in ailesinden utandığını ve nefret ettiğini söylediği şu panelleri göstereyim. Normal bir okuyucu olarak hiçbir şey dikkatinizi çekmez ama yazarın tekniklerini detaylı inceleyen ve yazarın çizdiği panelleri inceleyip öyle okuyanlar şöyle bir şey diyebilir. Sanji niye bu kadar ön planda çizilmiş? Ve tesadüf eseri bu panelde de bu hayatımı mahveden adamla olan savaşım cümlesi geçiyor. Bu panelden birkaç sayfa öncesine gittiğimizde karşımıza bir başka panel geliyor. Nami, Noland hikayesinin kitabını bulur ve bu kitap hakkında yorumlar yapar. Sanji bir anda olaya girer ve kitap hakkında yorumlar yapar. Ama bir sıkıntı vardı. Kitap Kuzey Mavi'de basılmıştı. Halbuki Sanji ile bizimkiler Doğu Mavi'de karşılaşmıştı. Sanji de çok şüpheli bir imgeyle ''Evet ben Kuzey Mavi'de doğdum, bunu söylememiş miydim?'' diyor. Bağlamak istediğim yere bağlamadan önce bir tane daha foreshadowing örneği verip bağlamak istiyorum. Red Line'a giden hasır şapkalar dönen dağa tırmanmadan önce konuşup nasıl gidecekleri hakkında plan yaparlar. Zoro ile Sanji arasında gene garip bir konuşma geçer. Hiç dağın üzerinden giden birini duymadım. Sanji ise ben duydum diyor. Başta da dediğim gibi eğer normal bir okuyucu gözüyle bu panelleri okursanız sıradan konuşmalar deyip geçebilirsiniz. Ama Eiichiro Oda'nın hiçbir zaman anlamsız ve boş konuşma yapmadığını biliyorsanız bu paneller sizin için çok şey ifade edecektir. Bu panellerden yaklaşık 600 ve 800 bölüm ileri gittiğimizde Sanji'nin aslında Kuzey Mavi'de bir kraliyet ailesinin soyundan gelen bir prens olduğunu görüyoruz. Zoro ile Sanji konuşması mı? O da bu kraliyet ailesinin yani Germ Krallığı'nın salyangozları ile alakalıydı. Yani hiçbir şekilde hatta bir tane bile boş konuşma geçmemiş. Ve Eiichiro'da bize bu foreshadow önden haber verme tekniği ile Sanji'nin bir ailesi olduğuna ve bir şeyler sakladığını göstermiş. Sayılı örneğe gelirsek yaklaşık %30-40'lık bir kesim teoride sayılarla oynamayı pek sevmemiş. Ama Eiichiro Oda'nın bunun yaptığının geçmişte çok örneği var. En büyük örneği ise Kabus Luffy ile 4. vites Luffy'nin bölüm numaraları. Mangada Kabus Luffy 478'de gösterilirken 4. vites Luffy 784'te gösteriliyor. Sadece sayıların yerleri değişmiş. Dediğim gibi Eiichiro Oda'nın yaptığı en ünlü foreshadow tekniğinden ve en ünlü numara ile oynama örneğinden bahsettim. Sizin aklınıza başka örnekler geldiyse yorumlara yazabilirsiniz. Teoriye dönecek olursam, teoride hem kelime oyunu olsun hem numara ile oynama olsun hem de foreshadowing olsun birçok ayrı teknik değerlendirilip teori oluşturulmuş. Açıkçası teorinin ilk 10 dakikasına kuş kondurmam. Teorinin ilk 10 dakikası daha önce hiçbir şekilde bahsedilmemiş çok yeni ve yaratıcı fikirlerden oluşuyor ki Eiichiro Oda'lık fikirler bunlar. Jay ve Skypiea'nın beraber anti krallık olması, Roger Noland paralelliği ve benzerliğinden Noland'ın sağ gözü, Roger'ın sol gözü yani Raftel'i bulması, sol gözün Raftel olması ve eksik olan tek parçanın yani One Piece'in o adada olması fikir gerçekten çok iyiydi. Önceki teorilerimden anti krallık teorimi izlediyseniz Binkin Sakis şarkısından anti krallığın korsanların oluşturduğu medeniyet olduğunu yani korsanlar krallığı olduğunu ve Joy Boy'unda ilk korsanlar krallığı olduğunu söylemiştim. Teoride bundan bahsedemedim ama eğer anti krallık gerçekten teorideki gibi kuru kafa şeklindeyse bu teorim tutuyor gibi. Aslında beni bu teoriye çeken tek şey Noland ve Gökyüzü Adası'nın aslında ne kadar önemli olduğunu belirtilmesi. Hatırlıyorsunuz bundan 2-3 ay önce 5000 abone planında Skypiea sezonunun bir videosunu yapacağımı söylemiştim. Çünkü Skypiea sezonu gerçekten küçültülmüş One Piece. Belki ileride bunun hakkında bir video yaparım. Ayrıca teoriye yaptığım Onimaru Zoro ve Wano'nun altın şehri kısmı bence çok iyi bir ekleme. Teorinin orijinalinde bu kısım yok. Son kısmı da yoktu. Bence iki tane güzel yer ekledim. Hem orijinalinden sapmadım hem de orijinal halinde desteklemiş oldum. Teoriye dönecek olursam teorinin bana kalırsa en güzel yerlerinden biri 722. ve 727. bölümlere baktığımız vakit oluyor. Dressrosa ile anti krallığı bağdaştırması çok ilginç ve yaratıcı bir fikir. Aynı şekilde Giolla'nın sanatı uzun yıllardır konuşulan bir çizimdi. Buna da bir açıklık getirmiş oluyoruz teoride. Teorinin asıl kırılma noktası aydan sonra oluyor. Fikir güzel, mantık güzel ama çok karışık. Dinin anlamı videosunu beklediğinizi biliyorum. Korsan Fan'da bundan yaklaşık 7-8 ay önce dinin anlamı diye bir başlık açmıştım. Bu başlıkta dinin yarım ay olabileceğini de söylemiştim. Bu teorim de destekleniyor ama teoriye çıkış noktası dediğim gibi biraz değişik.
Özellikle kelime oyunlarını Japonca bilmeyenler pek anlamadı, ben dahil. Ama teoriyi İngilizce'ye çeviren Ohara ile teori yapan Japon Yuderon kelime oyunlarının doğruluğunu onaylıyor. Şimdi Enies Lobby aslında izleyenlerin birçoğunun hem mantıklı bulduğu hem de mantıksız bulduğu yerlerden bir tanesi. Mantıksızlığı hakkında konuşacak olursam benim rahatsız olduğum en büyük yerlerden biri kelime oyununun çok zorlu olmaması. Dumpy'si de Denice'den bahsediyorum. İkinci rahatsız olduğum yer ise Roger'ın gülme sebebi. Roger'ın adanın konumuna güldüğünü düşünmüyorum. Bence Roger hazineye güldü ki zaten bununla alakalı bir teori çekmiştim. Eğer Roger her zaman burnumuzun ucundaydı ama fark etmemişiz diyerek güldüyse anlamsız olur. Çünkü buna adaya gelmeden önce de gülebilirdi. Hatırlıyorsanız Roger öksüre öksüre odadan çıkıp haritanın başında duran Gaban'a gideceğimiz yer belli oldu mu diye sormuştu ve Gaban da evet kaptan demişti. Yani Gaban o noktada zaten hazinenin yerini biliyordu. Gülmeleri gereken yer tam olarak orasıydı. Adaya gidip hazineyi görünce niye gülsünler? Ki zaten o güldükleri sahnede Oden, Roger o karşısındaki inanılmaz hazineyi görünce ne yaptı biliyor musunuz? Sadece güldü demişti. Direkt buradan Roger'ın adaya değil de hazineye güldüğü söylenebilir. Bana kalırsa Enies Lobby olayındaki en mantıksız iki yer burasıydı. Onun dışında aşırı mantıklı olduğu yerler de var. Eğer Enies Lobby Raften'in üstündeyse bu Enies Lobby'nin neden her zaman gündüz, hiçbir zaman karanlık olmayan bir yapısının olduğunu açıklar nitelikte. Çünkü biliyoruz ki Enies Lobby'de asla gece olmuyor ki böyle bir adayı daha önce hiç görmemiştik. Yonko zirvesinde Roger'ın o adaya gittikten sonra gazetelere Roger Korsanlar Kralı oldu haberinin basılmasını şüpheli bulduğumu söylemiştim. Gazetenin ve dolayısıyla hükümetin Roger'ın o adaya gittiğinden nasıl haberi oldu? Bu bana mantıksız gelen olaylardan bir tanesiydi. Mantıken böyle bir şeyin olması için hükümetin o adanın nerede olduğunu bilmesi gerekiyordu. Şimdi hayal edin. Roger'lar Enies Lobby'nin altındaki dev çukura atladı. Oradaki askerler ne düşünür? Hiçbir şey. Peki ya hükümetin başındaki Gorosei ve Imu gibi kişiler ne düşünür? Roger'lar hazineyi buldu derler ve üst düzey alarma geçerler. Roger'ın o çukura atladığını gören herkese öldürtmek o kadar zor değil. Ki biz bunu Who is Who Jimmy konuşmasıyla destekleyebiliriz. Nikki'yi anlatan Guardian'ın anlattıktan bir gün sonra ardında bir iz bile bırakmadan yok olması buna en büyük destek oluyor. Dolayısıyla Enies Lobby'nin altında olması bu sorumu da cevaplamış oluyor. Ama şimdi aklıma bir şey takıldı. Yukarıya giden akıntı ve suların dibindeki bir ada. Yukarıya çıkan akıntının nasıl oluştuğunu Cricket teori olarak açıklamıştı. Yani bu bir gerçek değil. One Piece'in içinde duyduğumuz ilk teori kelimesi de burada geçiyor. İkincisi hatırlıyorsanız Clover Gorosei'lere bir teorisini anlatıyordu. Yukarıya çıkan akıntı ile uçurulmuş ve suların dibine batırılmış bir ada. Hükümetin emellerine hizmet ediyor. Yani demek istediğim birisinin su meyvesi olsa ve istediği şeyleri saklamak istese tam olarak bunları yapmaz mıydı? Noland'ın adasını havaya uçurur, Rafter'i de batırırdı. Bilmiyorum ama bu muazzam teori gizemli şeytan meyvesi teorimi de ucundan destekliyor. Ve son olarak bir şey daha eklemek istiyorum. Bu dediğimi unutmazsanız sevinirim. Aslına bakacak olursanız bu teorinin tamamı sadece bir şeyle ilgili. O da rotacılık. O kuru kafa şeklindeki adayı bulan kişi Nami'ydi. Yani Jaina'nın adası ile Skype adasını birleştirme fikrini çıkartan kişi Nami'ydi. Gene aynı şekilde Rafter adası teorideki gibi bulunması zor gizemli bir adaysa Nami'nin o efsanevi rotacılık bilgisine çokça ihtiyacımız olacak. Ki neredeyse her sezon Nami'nin rotacılık bilgisi çok övüldü. Skypiea'dayken, Balık Adam'a giderken, Dönen Dağ'a çıkarken, Zoo'dayken her yerde Nami övüldü ki zaten Nami serideki en önemli kadın karakter olduğunu gösteren birçok kapak bulabilirsiniz. İleride Nami'nin gizemi hakkında bir video gelecek, bu da onun ön duyurusu gibi bir şey olsun. Nami özellikle Rafter'den önceki ada olan Yıldız Gemisi'nin rotası adasında yani seri sonunda çok fazla öne çıkacaktır. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Düşüncelerimi merak ettiğiniz için bu videoyu çektim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.